Nitekim kendisi de aynı şekilde iman hizmeti üstüne yoğunlaşıyor. Zira zaman ve zemin diğer iki vazifenin ifasına müsait değildir. Doğru bunu bildiği zaman diyor. Bakın diyor ki, zira zaman ve zemin diğer iki vazifenin ifasına müsait değil. Benim vaktim, benim zamanım buna müsait değil diyor. Benim zamanımda Mehdi'nin gelmesi mümkün değil diyor. Çünkü hayatın dairesi geniş değil, dar diyor. Evet. Dar. Evet. Mehdi'nin geldiği dönemde hayatın dairesi geniş olacak diyor. Geniş. İnternet olacak, televizyon olacak, radyolar olacak, basın olacak, dünyanın her tarafında olacak. Demokrasi gelecek diyor benim zamanım. İnşallah hocam, evet. Demokrasi gelecek. Ve Süfyan'ın komitesi diyor, yerle bir olacak. İnşallah. Yani iddia edilen Ergenekon örgütü yerle bir olacak diyor. İnşallah. Ve gittikçe demokrasi de gelişeceği için o zeminde Mehdi çok rahat faaliyet yapacak. İnşallah. Ve İslam dünyaya küfrü bağırta bağırta hakim olacak diyor. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Bediüzzaman bunu diyor. Ama bak arkadaşım diyor ki burada, zira zaman ve zemin diğer iki vazifenin ifasına müsait değildir. Şimdi bunu okuyan ne anlar? Artık İslam'dan ümidi kesin. Evet. Şeriatın, Kur'an'ın, Kur'an ahlakının dünyaya hakimiyetinden ümidi kesin. Bu anlama gelir. Evet. Halbuki Bediüzzaman bunu ne zaman için diyor? Zira zaman ve zemin diğer iki vazifenin ifasına müsait değildir. Kendi zaman için diyor. Evet. Benim zamanda Mehdi'nin çıkması mümkün değil diyor. Evet hocam. Doğru söylüyor. Ancak Mehdi zamanında olur bu diyor. İnternetler, televizyonlar, radyolar o kadar müsait olacak ki Mehdi herkesin evine girecek. Hadiste belirtiyor. İnşallah hocam. İnsanlar diyor yattığı yerden Mehdi'yi dinleyecekler diyor. Mehdi'yi görecekler diyor. İnşallah. Çok açık radyo televizyon oldu. Evet. Milyonlarca Müslüman var. Bir insan yattığı yerde Mehdi'yi nasıl görür? Bir de ne haddine yattığı yerde Mehdi orada olur da bir insan değil mi? Dinleyebilir mi öyle? Dinleyemez hocam. Ya, uyuyacak hali kalır mı ya? Evet. Evet. Şii kardeşlerimiz de Mehdi'nin her eve gerçekten insan olarak gireceğini zannediyorlar. Evet. Yani 1,5 milyar varsa, insan varsa mesela farz edelim 700 milyon Müslüman evi olduğunu düşünelim. 700 milyon. 700 milyon eve bedeniyle gireceğini düşünüyorlarsa. Kardeşim burada çok açık değil mi televizyon oldu? Evet. Evet. Değil mi? Evet hocam. Hangi peygamber 700 milyon eve aynı anda girmiştir? Yok tabii ki öyle bir şey. Ya Kur'an'da uygun mu? Kur'an'ın adetullah kanuna uygun değil mu? Değil hocam. İnşallah. Televizyon, radyo, internet olduğu çok açık bunun. İnşallah. 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 Evet. Bu konuyu tabii sürekli anlatacağız inşallah. Evelallah. Maşallah hocam. Ama doğru konuşmalarını sağlayıncaya kadar tabii. İnşallah hocam. Bir kere Bediüzzaman'ın yüzlerce sayfa yalan söylediğini söylemek estağfurullah. Hem ayıp, hem günah, hem yakışıksız. Bediüzzaman'ın dünyanın en büyük takiyecisi, en büyük yalancısı ilan etmek olur. Haşa, evet hocam. Ben de diyorum ki dünyanın en doğru adamı. Maşallah. En doğru adamıdır. Maşallah. İsa ve Mehdi'nin dışında dünyanın en doğru adamıdır diyor. İnşallah hocam. İnşallah. Ve asla takiyeye de ihtiyacı yok. Bediüzzaman delikanlıydı, delikanlı. İnşallah. 30 sene hapiste yattı öyle. Badem bıyıklı kibarcık şeyi yoktu. Evet yani. Hocam. Değil mi? Evet hocam. Estağfurullah. Şimdi ben badem bıyığa karşı olduğumdan değil de yani o kibarcık bazı birkaç kişi var, 2-3 kişi, onları kastediyorum. İnşallah. İnşallah. Bize bana ne badem bıraksın. Efendim ceviz bıyık bıraksın ya. Beni ilgilendirmez ya. Biz tabii kılığa kıyafete karışmayız. İsteyen istediği gibi hareket eder. İnşallah. İnşallah. Bakın. Gene beyanat ve tenvirler, sorularla Risale'de kardeşlerimiz bu konuda yazsınlar. Sayfa 310. Bu hakikatten anlaşılıyor ki diyor Bediüzzaman. Sonra gelecek o mübarek zat. Sonra gelecek. Ne anlıyorsun sonra gelecek diye insan? Sonra inşallah gelecek. Bir de buradaki kardeşlerime sor bakayım. Sonra gelecek ne anlama geliyor? Sonra geldi. O mübarek zat. Yok öyle bir şey diyor. O şahsı manevinin diğer adı diyorlar. O mübarek zat demek. Şahsı manevinin diğer adı diyorlar. Kardeşim nereden çıkarıyorsun o zaman? Değil mi? Evet. Ben diyorum ki su getir. Adam bana ayakkabı getiriyor. Evet. Yani tenzih ederim oradaki şeyi. Ya da Allah affetsin şimdi yanlış anlaş öyle demeyelim. Değil mi? Mesela kitap getir diyorsun. Adam televizyon getiriyor. Ya bu çok açık değil mi kardeşim? Çok bu hakikatten açık. Anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Risale-i Nur'u, Risale-i Nur külliyatını bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. Televizyonlardan bağırarak Risale-i Nur'u anlatacak. İnşallah. İnşallah. Bediüzzaman'ın gerçeklerini anlatacak. Bediüzzaman'ın sözlerini çarpıtan, gizleyen,
bambaşka şekle sokmaya kalkan ilginç tipleri mahcup edecek. İnşallah hocam. İnşallah. Onların yanlışlıklarını onlara gösterecek. İnşallah hocam. Bak, Risale-i Nur'u bir program olarak neşr, neşriyat. Neşr evet. Ne demek? Televizyonda neşredilir. Evet. Neşriyat vardır. Evet. İnternette neşriyat vardır değil mi? Yayınlama inşallah. Ha. Gazeteler, televizyon, mesela kitaplar nedir? Neşriyattır. Evet. Efendim, her şey yani evet. Umuma yönelik olan çalışma, neşr. Bak, bir programa neşr ve tatbik edecek, uygulama, hayata geçirecek, tatbik edecek. İnşallah. Demek ki o mübarek geldiğinde bu sorularla Risale'deki kardeşlerimiz de tam aydınlanacaklar Mehdi geldiğinde. İnşallah. Mübarek. Evet. İnşallah. Bak, ben Nur talebesiyim. Ben Bediüzzaman'ın öncü talebelerinden bir tanesiyim. İnşallah. Mehdi'nin öncü talebelerinden bir tanesiyim. Bediüzzaman'ın da işte hani ondan sonra gelen talebelerinden. Fakat burada bu konu kapanacak gibi değil. İnşallah hocam. Son derece dürüst ve samimi olacaklar. İnşallah. Yani yeter bu ya. Çok yakışık almıyor artık. Bu biraz yani normalin çok üstünde oldu. Sonuca dürüst davransınlar. Bir şey kaybetmezler.